Herkese merhaba, Teknobet kanalına hoş geldiniz. Bugün uygun fiyatlı bir vakum makinesi deniyor olacağız. Ürün yeni geldi, daha hiç açmadık. Şimdi beraber deneyelim istiyoruz. Ufaktan bakalım. Başta birkaç tane poşetinden çıktı. Bunlar ayrı olarak da satılıyor. Sanırım içinde 10 tane vardı ilk gönderilen kısımda. Şuralar şu an yapışkan şekilde. Direkt poşette buradan açılır bir şekilde. Ve bir tarafı tırtıklı, aslında bir tarafı daha düz. Daha sonra ürünün kablosu çıktı. Bir kullanım kılavuzu var burada. Ürünü çıkartalım şimdi. Ürün küçük zaten, şey de değil, hafif de bir ürün gibi duruyor. Bakalım, detaylıca inceleyelim. Yanlardan açılıyor sanırım. Aynen bu şekilde. Şimdi ürünü piye taktık. Bu arada ufaktan bir şeyi inceledim. Bunun içerisinde İngilizce olarak da mevcut. Hani nasıl kullanılacağına dair. Buradan da bakabilirsiniz. Şimdi burada iki tane tuşu var aslında. Biri sadece yapıştırmak için. Diğeri de hem vakumlamak hem de yapıştırmak için. Şimdi o tuşu deneyeceğiz. Böyle bir şeyleri hazırladım ben. Denemek amaçlı. Nasıl olacağını görmek için. Bunu açıyorum. Daha sonra da şuraya yerleştiriyorum ürünü. Evet, şuraya. Ve bu şekilde bastırdım. Şu an hem vakumlamayı hem de bu yapıştırma işlemini yaptık. Şu an hepsi vakumlanmış bir şekilde duruyor aslında. Burası biraz sıcak aslında. Sıcakla sanırım yapıştırıyor. Ama şuralardan bastırmadan vakumlama işlemini yapmıyor. Vakumladıktan sonra da şu seal only tuşuna birazcık long press ile yaptım. Çünkü bu direkt yaptığımda hepsini yapmadı aslında. Yapıştırma işlemini yapmadı. Bilginiz olsun, birazcık başında durup bastırmak gerekiyor. Kendi kendine yapmıyor diyebiliriz. Uygun fiyatlı olarak hani kullanış açısından güzel, uzun vadede saklayabileceğimiz şekilde vakumlu bir ürünleri tutabiliyoruz. Ek olarak poşetleri çok maliyetli değil. İçinden 10 tane poşet çıktı dediğim gibi. Ama online'da daha fazla poşet satılıyor, ölçüleri de var. Ya da işte poşetleri direkt alıp, yani bu uzun 10 metrelik alıp kendiniz yapıştırarak poşetleri de yapabiliyorsunuz. Ama hazır satılıyorsa daha kolay olur muhtemelen diyebilirim. Ben bunu genel olarak hem buzluğa koyacağımız ürünler için hem de uzun vadede saklayacağımız bakliyatlar için kullanmayı planlıyorum. Denemek isterseniz de belki linkini aslında aşağıya bırakıyor oluruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.